Xitay Donald Trump'a narazılıq bildirdi. Xitay Sovda İşler Ministerliği bayanatçısı Gao Feng akbarat elan kılış yığınıda Xitay'nın öz haq hukukını qat'i qoğdaydı qalıqını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe, Xitay Amerika Prezidenti Donald Trump'nın import kılınan avtomobillerinin kaytadan tekşürleşi gerektiğinin talep kılığa narazılıq bildirip, Xitay'nın öz haq hukukını qat'i qoğdaydı qalıqını bildirdi. Xitay Sovda İşler Ministerliği bayanatçısı Gao Feng paytaxt Beijing'de çakırgan akbarat elan kılış yığınıda Trump'ın mezkur buyruğu üstüde toxtulup, Xitay köp xil soda sistemisiga ve xalqaralıq soda tertibiga ziyan saldığan şekilde devlet bihaterliği meselelerini suistimal kılışkı karıştırdı, dedi. Bayanatçı Gao Feng tekşürüşlerini yakından takip kıldıqallıqlarını ve tekşürüşünün körüstüdüğün təsirge muqarab çıkıdıqallıqını təkitləb, Xitay'nın haq hukuklarını ve devlet menfaatlarını mahkem qoğdaydıqallıqını etdi. Amerika Prezidenti Donald Trump tünügün elan kılgan yazın bayanatı da Saudi Ministeri Silbor Rozgu buyruq berip, yük avtomobillerden başka yana import kılınan avtomobil ve avtomobil zapçaslarının devlet bihaterliği körüstüdüğün təsirlerinin təkşürleşi hakkında alahidi yol yoruq bergerlikini bildirgen idi. Trump 1962 yılı çıkarılgan Saudi'ni kengeytiş kanununun 232 numarlıq devlet bihaterlik maddesine binaen ahirki qetim import kılınan tümür ve alyumillerga koş tamojni beci koyulışı gerektiğini talep kılgan idi. Bu madde dairesi de başlanan tekşürüşlerinin tümürge koyulganı okşaş, avtomobil ve avtomobil import soğudularına mı %25% koşumcu baş koyuş bilen neticilinde kalıqı bildirilmekte. Xitay'daki Amerika diplomatlarının selametlik ehvalı da mesele görüldü. Xitay'daki Amerika diplomatlarının Kuba'da hizmet kıldığan Amerika diplomatları uçurgan galite avaz hücumuna okşaş ehvalı yoluk kalıqı bildirildi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Xitay'da hizmet kılavatkan Amerikalık bir diplomatının selametlik meselesinin Kuba'daki diplomatlarına kılınan galite avaz ihkerliği tahmin kılınan hücumu okşaş alahidelikki iyi ihkerliğine etti. Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Avan Palatası'nın Taşkı İşler Komitesi de ötküzülgen 2019 yıllık Taşkı İşler Ministerliği Hamçotla Ayası yığını da Palata azalarının suallarına cevap verdi. O, Xitay'da hizmet kılavatkan Amerikalık bir diplomatının galite avaz anlap besim his kılgallıqı toğırsızdaki selametlik meselesi üstüde toxtaldı. O, Xitay'daki diplomatının selametlikinin Kuba'daki diplomatlar ve onlarının aile azalarını özçiye algan 24 adam uçurgan selametlik meselesine intayın okşaydıqallıqını bildirip, alametler pütülleri birbirine mas kilidu, dedi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Heather Nauert elan kılgan yazın bayanatı da Xitay'nın Guangzhou şehirde hizmet kıldığan Amerikalık diplomatının 2017 yılının ahırkı aylarında mı okşay selametlik ehvalini inkas kılgallıqını bildirdi. Heather Nauert okşay selametlik meselesine yolukkan diplomatlarının Amerika'ya evetli gelikini tünügün 23 May çarşamba Xitay'daki elçihana ve konsulhanı mesullarının diplomatlarının bununla okşaydığan selametlik meselesi doğrusunda yığın uyuşturgallıqını eskerdi. Germaniya Başministeri Merkel'den Xitay ziyaretinde lager meselesini otturuğa koyuş talep kılındı. Erkin Asya Radyosu'nun haber kılışça, Germaniya Başministeri Angela Merkel bugün 24 May günü Germaniya'daki 20'den artıq Saudi Gorohi'nin vekillerine ağaçtırıp, 3 günlük Xitay ziyaretini resmi başıldı. Bu kıtımkı ziyarette Xitay taraf bilen akli mülük hukukunu qoğdaş, kilimat meselesi, adil Saudi rekabeti, İran meselesi, iki tarafının Saudi'ye meblağ siliş meselesi qatarlıq köp taraflı meselelerde söhbetler elip berildiğallıqı mətbuatlarda ilgir sürülmekte. Angela Merkel'nin bu kıtımkı Xitay ziyareti o başmenesirlik vazifesine tayinlengen 2005 yıldın bu yankı 11. kıtımlıq ziyaret bulup, o Xitay'a yolu çıkıştın ilgiri kişilik hukuk organları siyasi aktifler bayanat elan kılıp, ya ki başminister mahkemesine mektuplar yollap, növeti iğir milli bastırışlarına uçuravatkan Uyghurlar meselesi doğruluk Xitay reisi Xi Jinping bilen uçuk sözleşişini talep kılıştı. Bu münasebet bilen bugün Dünya Uyghur Kurultayı bayanat elan kılıp, Merkel'ni ziyaret devamında Şarkı Türkistan'daki yığıveliş lagerleri meselesini otturuğa koyuşku çakırdı. Şarkı Türkistan'da növeti 1 milyon Uyghur'nun yığıveliş lagerlerde solunup yatkallıqı otturuğa koyulgan bayanatta, Xitay'nın bir belvağ bir yol planını yolu koyuş çariyanıda Uyghurlarını bu planı tehdit deb qaravatqanlıqı ve Uyghur milli kimlikini yoqutish üçün mezkur lagerlerini kurup mingi yuş hareketi elip berivatqanlıqı eskertildi. Germaniyanın Uyghur insan hakları meselesine karata hazırlığı kadar kollaştırığı minnettarlık bildirilgen bayanatta
Baş minister Merkelning bu qitim Xitoy tarafki lagerlar masalasida texmi yuksak tonda gap qilishga da'vat qilindi. Bayonotda xalqaro siyosatning ezilgan millatlarning haq-huquq ko'rishiga ilhom berishi kerakligi, iqtisodiy va siyosiy manfaatlarga qurbon qilib etilmasligi lozimligi eskartildi. Yana bir tarafdan xatar ostidagi xalqlar tashkilotining mas'uli Ulrik Delius apandi 22 may e'lon qilgan bosh minister Xitoyga bordi. Saudi tijoratining taraqqiyoti kishilik huquqini ilgari surolmaydi nomli bayonotida Germaniyaning Xitoy bilan bo'lgan tijoriy hamkorliklari taraqqiyotining Xitoydagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashga hech qanday hissa qotilmaganligini, aksincha Uyg'urlar, Tibetliklar kabi millatlar ustidagi zulmning borgan sari kuchayotganligini ilgari surdi. Ulrik Delius apanda bayonotida yana Xitoy o'qitchi ziyolilari haqida to'xtalish bilan birga Uyg'ur o'qitchi ziyolisi Ilham To'xtining Uyg'ur Xitoy o'tirsidagi milliy to'qinishni tinch yo'l bilan hal qilish tashabbusida bo'lganligi uchun qamoq jazosiga mahkum qilinib turmada yetayotganligini, borgan sari ko'p Uyg'ur va Qozoqlarning jazo lagerlariga muddatsiz qamalib qiyin qisaqlarga elinayotganligini ta'kidlab, o'zining qonuniga sistemini holda xiloflik qilayotgan va sal qarayotgan bir davlat hargizmi chet ellik mablag' solg'uvchilarning ishonchisini qozonolmaydi, shundaqla dunyoviy huquqlarga bo'lgan majburiyatlarini ado qilolmaydi degan. U yana qonunning muqim ijrosi bo'lmagan Xitoyda taraqqiyot izchilligimi bo'lmaydi, faqatla kommunist partiya amaldorlarining zo'ravonligiga tayangan mustabid hukmronligi bo'ladi degan iboralarga yer berdi. Shvetsiyalik popning musulmonlar haqidagi maqolasi rekord yaratdi. Stefan Lindquistning ijtimoiy taratquda tarqatgan musulmonlar zodi qanchalik xatarlik temalik maqolasi Shvetsiyaning eng oldingi qatordagi gazetalarining diqqatini tortdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha Shvetsiya cherkovlar birligi solchilar rayoni boshlig'i Stefan Lindquistning ijtimoiy taratqularda e'lon qilgan musulmonlarga doir maqolasi ham yoqtirilishda ham hambahirlashishda rekord yaratdi. Hatto Shvetsiyaning eng oldingi qatordagi gazetalaridami alohida o'rin ajratildi. Stefan Lindquist ijtimoiy taratqud tarqatgan musulmonlar zodi qanchalik xatarlik temalik maqolasida bir musulmon menga yangi tuxum elib keldi. Yana birisi mendan hol so'radi. Yana bir musulmon mening avtomobilim buzilib qolganligi uchun xohlagan yerimga o'zining avtomobili bilan opirib qo'yishni taklif qildi. Pul yo'q, namrat do'stining uyiga davomli tamoq to'shaydigan yana bir musulmonni to'niyman. Musulmonlar rostinli nima degan xatarlik ha? Nima degan yovoyi, boshqalarni chatki qoqadigan insonlar ha degan kinoyalarni ishildidi. Stefan Lindquist maqolasida musulmonlar bilan shvetsiyaliklarni selishtirib, har qanday bir shvetsiyalikning pul olmay turib yana biriga tuxum berishiga qat'iy ishonmayman. Qani qaysi shvetsiyalik puli bo'lmagan do'stining uyiga haftalargacha zerikmay tamoq to'shib hol so'raydi. Musulmonlar haqiqatan bakli xatarlik ekan. Bakli xatarlik deb kinoya qildi. Stefan Lindquist maqolasi yana mundoq deydi. Bilmayman, biroq amdilikda biz shvetsiyaliklar ko'zlarimizni ochib haqiqatlarni ko'rishimiz lozim. To'limi adablik va mard musulmon do'stlarimning borligini tunib yetdim. Nurg'ullarining hech bir shvetsiyalikda men ko'rib boqmagan darajada sof qalblari bor. Hech biridan nafratni his qilmadim. Meningcha insonlarga qandoq muomila qilganligimiz muhim. Insonlarni qabul qilib turmush doiringizga qo'shganingizda buning badiliga sevgi muhabbat ko'rasiz. Vaholanki biz bir kunda bir qancha qitim yangratquda azan o'qilishini musulmonlar uchun ortiq ko'rmoqdamiz. Stefan Lindquist maqolasi ijtimoiy taratqularda yoqtirish va hambahirlashish rekordi yaratgandan keyin Afton Baldit gazetasining ziyoratini qabul qilib, musulmonlarning asosliq ko'p qismidagi insoniy sevgi muhabbat va mehr shafqatni shvetsiyaliklarga ko'rsatishni xohladim. Meningcha musulmonlarga qarata o'rinsiz bir qo'rqinch va andisha yeyilmoqda dedi.